Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz mercimek köftesi tarifi. Ekonomik mercimek köftesi yapacağız bugün. Malzeme listemizde 1 su bardağı mercimek var, 3 orta boy patates var. Bu ikisini tencereye aldım, patatesleri küp küp doğradım. Üzerini kapatacak kadar su ekledim. Kaynayıp suyu bittikçe suyu eklemeye devam ettim. Mercimekler ve patatesler yumuşadıktan sonra ocaktan indirdim. Üzerine 1 su bardağı ince bulgur döktüm. Malzeme listemde 1 su bardağı da ince bulgur var. Daha sonra bunları karıştırıp dinlenmeye bıraktım. Bulgur iyice şişip içinin suyunu çekene kadar bekletiyorum. Daha sonra ılıyana kadar da tabii ki bekletiyoruz burada. Daha sonra karıştırma kabını alıyorum. Diğer malzemeleri ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz var. Tuzu ne kadar seviyorsanız bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar kullandım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ var. Bir bağ dereotu var. Tarifimin ön hazırlık aşamasında ince ince doğradım. Mercimekler ve patatesler pişerken ben de bunları hazırladım. Bir bağ incecik doğranmış maydanoz var. 2-3 dal taze soğan var. Yine onları da ince ince doğradım. Baharatlarımız var. Bir tatlı kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı nane var. Şu an gösterdiğim tabağın içinde. Bir tatlı kaşığı pul biber kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Bir tatlı kaşığı kimyon ve bir tatlı kaşığı köri ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası var. Bu baharatları kendiniz arzuya göre çeşitlendirebilirsiniz. Miktarını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde kullandım. Çok fazla acılı yiyemiyoruz. O yüzden bir tatlı kaşığı pul biber kullandım. Daha çok seviyorsanız baharat daha çok kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini iyice kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra da elimle yoğuracağım. Elimle yoğurduktan sonra da şekil vereceğim. Çok uzun süre dinlenmekte fayda var. Daha köftelerimiz çiğ köfte gibi daha sert oluyor, daha güzel oluyor. Bir adet kıvırcık marul var. Bu da tarifimizin bir parçası. Mutlaka bir adet kıvırcık marul da kullanalım. Kıvırcık marulu da yine tarifimin ön hazırlık aşamasında yıkadım. Sularını süzgeçte süzdürdüm. Kalın olan, sert olan kısımlarını kestim yaprağın orta kısmında. Daha yeşil olan kısımlarını yuvarlak bir tabağa serdim. Daha sonra üzerine köftelerime şekil veriyorum. Ve bu şekilde servis tabağına alıyorum. Servis tabağına aldıktan sonra arzuya göre nar ekşisiyle süsleyebilirsiniz. Nar ekşisi buna çok yakışıyor. Çok ekonomik, çok lezzetli bir köfte. Kalabalık misafirleriniz olacağı zaman mutlaka tavsiye ediyorum bu köfteyi. Kullanabilirsiniz. Çok lezzetli. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve bildirimleri almak için zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.